programdan sonra seni birisi aradı ve dedi ki çok kötü konuştun, çok başarısız bir programdı dedi. Ona ne tepki verirsin? Söyleyeyim mi burada? Adam. İstersen söyleyeyim. Ya bana bak, adam izi çekilmiş bomba gibi. Onu söyleyeyim Kadir abi mi? Ne der? Söyleyeyim hakikaten mi? Ama çok gerildim. Bak sen abi, söyle. Ben kendime çok gerçeğim. Hayata da gerçeğim ben. Yani ben riya sevmem, hakikat severim. Hakikatim ben ve samimiyet. Önemli bir şey. Tamam, o beğenmeyebilir. Samimiyetsiz samimiyetlerden nefret ederim. Onun için o an eğer iyi program yaptıysam ben bilirim. Ve adam buna rağmen kötü diyorsa söylenecek benim sağlam babamdan aldığım bir jargon var. Ki arkadaşımız ucundan kıyısından Trakya'dan bulaşmıştır. Onları söylerim. Yok eğer haklıysa da adam, baba hakkını helal et derim. Hakikaten bugün performansımız iyi değildi derim. Bir, şu işi yapmasaydım dediğim bir şey, sana sorayım Nilgün. Ben şu işi yaptığıma çok var, pişmanım. Ne, var. Ne, nedir ve neden pişman oldum? Söyleyemem ama şimdi. Allah aşkına, demin beni konuşturuyordu. Hadi bebeğim, lütfen. Yok, hadi yani söylemem çünkü. Hadi, neden lütfen söyleyeyim? Çok şimdi mu o işi hatırlatayım falan. Çok mu yok özel, ne i̇şi olursun? Özel hiçbir, ha, özel hiçbir şeyden pişman olmam. İş hayatı dedi. İş olarak ya yani şu işi yaptığıma özelden bu iş olmadı. Pişmanlığım yok hiç. Özelden yok mu? Yok hiç pişmanlığım. Tüh ya. Ama evet bir dizide oynadım. O diziden pişman oldum. Pişmanız. Onu söyleme o zaman. Hangi doğru dizi? Söylemeyeyim, olmaz. Kulağıma söyle. Manşet olur söylese. Hangi dizi? Hayır hayır söylemem arkadaşlar. Bak bir şey söyleyeceğim, büyük patlatacağız olayı. Niye patlayayım ben? Durup dururken geldim buraya efendim. Ama sevme diye patlayayım ben şimdi. Senin var mı abi? Pişman olduğun, yaptığın iş olarak da. Michael Caine benim çok sevdiğim bir İngiliz aktörü. Michael Caine'e soruyorlar. Diyorlar ki ya çok büyük aktörsün. Teşekkür ederim. Ama çok kötü filmlerde de oynadınız. Michael Caine diyor ki kötü filmler, onları hatırlamıyorum ama Londra civarında bir şatom var, onu hatırlıyorum, orada yaşıyorum. Şimdi onun gibi yani filmlerden ben de, dolayı ben de ekmek parası için hoşlanmadığım işler yapmış olabilirim ama işte kayık mayık yaşıyoruz yani Allah'a şükür. Ekin senin var mı? Var. Anlatmak ister misin? Ya şunu yapmasaydım. Yani bir sinema işi filmi vardı. Sinema filmi. Hiç daha önce deneyimi olmayan birisi yapıyordu bunu. Yani ilk yönetmenle, ilk yazarlıydı. Aşkım hangi film onu bir söylesene. Yok onu söylemem. Ne nasıl anlayacağız? Ama bunları söyleyemeyiz. Ama sevmediği şeyi niye söylesin? Böyle. Ben öyle bir şeye teslim etmemeliydim kendimi. Yani hiç deneyimi olmayan birinin işine. Ondan pişman oluyor yani ya hayatta. Şeyi nasıl çözüyorsunuz? Böyle problem yaşadığınızda, problem yaşadığınız insanlarla problemlerinizi doğrudan söyler misiniz? Yol dolanır mısınız? Ben dalarak. Tahmin ediyorum seni. Ben herhalde açık açık söylerim. Ben de açık söylerim. Açık söylerim yani. Ben de açık söylerim. Yani bu işi yapıcı sevmedim olarak. Ya bu yaptığın şeyi, evet, davranışı, evet, beğenmedim, evet, diye açık açık söyler söylerim misiniz? Söylerim. Mesela bir hediye geldi, hiç sevmediğiniz hediyeyi. Yok, ben beğenmedim der ama misiniz? O söylenmez. Hediyeyi şimdi söylemem. Ne dersiniz? Ayıp. Nasıl reddedersiniz? Çok teşekkür ederim. Ya teşekkür ederiz, alırız. Reddetmeyiz ben yani. Ama Nilgün yemek kötü olduğu zaman çak diye söylüyorum. Bunu diyorum, beceremedim. Yok yemeği de söylemem. Yemeğim çok kırmızı çizgidir. Yemek hayır, çok kırmızı. Hayır, kime? Evdeki sevgiline mi? Kim olursa olsun, şef daha gittiğim restoranın şefi de olsa, garsona ya da şefe tanıdıksa söylüyorum, bu olmamış diyor. Gastronomiyle ilgileniyorsun çünkü abi. Evet, biraz çok hassasın bu konulara. Ben insanlara olumsuz şeyleri söyleyemiyorum. Söylemeyi sevmiyorum ama olumlu her şeyi söylüyorum. Mesela seni seviyorum diyorum, harika oynamışsın diyorum, bu yıkıldı. Ama kötü bir oyuna gittiğim zaman hiçbir şey demeden gidiyorum oyundan. Aşkı riya oluyor gidip bu de çok kötü, o kötüydü oyun. Nasıl denir? Orada bir emek var. Evet kötü ama yani diyemem. Sen gidip söylüyor musun abi mesela çok, evet, kötü diye? Bu oyunu niye böyle yaptınız? Abiciğim ben zaten sonra kadın niye kaçtı deme. Asosyal bir adamım ben. Kadının neden kaçtı belli. Eğer ben belli. Hayır Nilgün'ü severim. Eski hukukumuz var. Beni oyununa çağırmış. Zaten Nilgün bundan alınmaz ki. Kız ben bu oyunu beğenmedim. Hiçbir şeye benzemiyor desem ki 11 yıldır devam ediyormuş. Benimkine diyemez. Ondan sonra ya da Ekin bir oyunda oynuyor. Beni çağırmış, bu adamla yüzyıllardır tanışıyoruz. Yani konserine gitmişim. Performansı evet, kötü gitmiş. Evet. Diyebilirim ben buna. Evet, sevmediğim birisini zaten siz o
de zaten mi? Sevmediğim insanların işine gitmiyorum ha. Sana deseler de okey. Tabii diyorum ya, radyo programı aradı adam, söyledi kötü dedi. Ama şato var haklıysa okey. Şato var sonunda. Ha? Şato var sonunda. Ama sonunda şato oldu tabii. Sonunda şato var. Yani kötü işlerin sonunda şato olursa ben şatoyu da istemem mesela. Sen söylersin mi? Ben söylerim. Kötüyse söylerim. Kötüyse söyler misin? Söylerim. Nasıl söylersin? Sinemaya gittin, bir arkadaşının filmini izledin ve beğenmedin. Uygun bir ortamda derim ki yani bu buralarda problem var hani farkındasın değil mi derim. Ya o geliştirmek adına ona onu. Bence ama böyle artık diye. Film çekilmiş, geliştirilmez ki. Bir sonraki filminde. Ha, demin işte, dedik işte muhabbet tıkandı bana dedik, yok tıkanmadı dedi. Bana des demesinden de hoşlanırım. Dedim orada tıkanmamıştı ama. Yani canlı nasıl bayağı tıkanmış işte. Yok öyle mi böyle mi iyi. Gidip geliyordu işte. Açman lazım o zaman. Bana söylenmesinden de hoşlanırım. Doğru o söylüyor. Hoşlanmaz mı? Hoşlanırım. Yani bir oyunda eleştiri ya da kabul bir, edebiliyorsun. Çok. Ya o beni geliştiren bir şey. Gözüne güvendiğim insanların benimle ilgili yorum yapması çok hoşuma gider. Dur bakayım seninle ilgili ne var? Mesela şöyle, Ekin Türkmen'i en iyi sen tanıyorsundur değil mi Kadir abi? Evet. Burada. Muhtemelen en eski sen tanıyorsun. Evet. Ekin Türkmen'i. Ekin Türkmen'in çok sevdiği bir eşyası kırılırsa veya doğum günü unutulursa nasıl tepki verir? Unutan kişiye veya kıran kişiye ne yapar? Sakin bir kızdı ben tanıdığımda ama uzun yıllardır görüşmedik. Yani 20 sene sakini, geçmiş herhalde. Tabii 20 sene geçmiş. Yani o sükunetini kaybetmiş olabilir. Tabii. Ülke bir sürü şeyler yaşadı, o bir sürü şeyler yaşadı. Ama ben bıraktığımda sempatik, sakin ama tabii genç enerjisi de yüksek bir kızdı. Senin kankan vardı Melike. Evet. Melike ile bunlar hop hop hoplarlardı böyle. Yani enerjiklerdi çok. Mesela şimdi çok şey gördüm ben seni, ağırlaşmış. Evet, ağırlaşmış gördüm. Öyle. Değiştin mi? Çok. Neden? Özellikle pandemiden sonra çok değişti. Neden? Ne değiştirdi? Niye? Pandemi de hakikaten hep aynı şeyi konuşuyoruz. Yani pandemi çok şunu yaptı. Pandemi her şeyi değiştirdi. Ya ben mesela seni nasıl ruh sağlığını koruduğunu merak ediyorum o yaptığın haberler, girdiğin ortamlar. Mesela ben perişan olurum. Beni kapatırlar bir yere. O kadar hassas bir şeyim var ki psikolojim. Pandemide ben yalnızım. Yalnız yaşıyorum zaten. Ama İstanbul'da yapayalnız kalmak fikri, evden çıkamamak beni perişan etti. Ve zaten hastalık korkusu da olan bir insanım ben. Pandemi işte korona olacaktı, çok ağır geçecekti o korkular. Ya bilmiyorum benim karakterim yani değişti pandemiden sonra bambaşka stresli bir insan olarak piyasaya mı çıktın? Evet. Ondan sonra kaygılı bir insan oldu. Kaygılı bir insan gelecek oldu. Kaygısı, işte sağlık. Bir anekdot anlatayım mı? Anlat abi. Bak o pandemide en uzun sokağa çıkma yasağı oldu. Bayramla birleşti. Hatırla kaç gündü o? Bayağı bir. 9. Yok daha çok. Bir ay falan. Yok la 60 gün olur mu? Ama 15-20 gün değil mi? Bayramla birleşti. Neyse abi, işte biz gazeteciler hep çıktık o yüzden hatırlıyoruz. Hayır şöyle işte ya. Biz de benim fakirhane müstakil. Artı sırtı orman, çıkıyorsun bir şey olmuyor yani. Yani ben görece şehir insanına göre çok rahat koşullarda olmama rağmen o zaman daha tatlı bebeğim beni terk etmemiş, beraberiz yani. Dedik ki tatlı bebeğin iyi dayanmış sana. Ama çok seviyordum beni, ben de onu çok seviyorum, hala çok seviyorum. Neyse dedik ki bak o gün akşam sokağa çıkma yasağı başlayacak. Ya ne yapalım dedik böyle kanlılar gibi ne yapalım. Hadi dedim gidelim İstuzu Mistuzu gezelim bir yerlere. İşte ne bileyim Dalyan'a gidelim. Oradan vuralım dağlara mağlara. Hani bütün gün tabanı yanık kedi gibi dolaştık abi. Bütün gün bir dolaştık. Bir daha dışarı çıkamayacağız. Ha, çünkü saat 6'da teslim olmamız lazım. Çünkü yasak gibi. Var ya. Ve eve teslim olduk. Ve 14 gün abi hatırladım şimdi. 14. Ama yalnız değilsin ne güzel. Ben hem tek başımaydım değilim, ya. Hem de yine de psikoloji o abi. Ben sanki bir hücreye giriyormuşum gibi. Kendi evimde. Feci bir duygu değil mi abi? Yok, hepimiz bu? Böyle olduk.